Herkese iyi günler arkadaşlar. Herkese iyi günler arkadaşlar. Bir daha diyelim. Belki şey yapmamıştır. Sıfırdan C# eğitim videolarımıza devam ediyoruz. Şimdiki videomuzda sizlere stringlerin altında olan substring en son muydu bu? Yok. Format var. Substring'i kullanacağız arkadaşlar. Substring'i web browser olayında göstereceğim örnek olarak. Nasıl diyeceksiniz? Kompatetlerinden biri olan arkadaşlar, şunların hepsini buton hali silelim. Bir tane kompatent var. Şunu buton da silelim. Tamam. Web browser kompatentini otomatikman ekledik görüleceği üzere. Tamam. Şimdi burada yapmamız gereken nedir diyeceksiniz. Bir tane buton ekleyelim. Buton. Üzerine bir tane buton ekledik arkadaşlar. Ara diyeceğiz. Aynı zamanda bu örneği, subsetting örneği, web browser örneği ile aynı olacak. Tamam. Şöyle yapalım. Unlock. Tamamdır. Tamamdır. Bir tane panel koyalım. Panelimiz ise panelimizin içine koyalım arkadaşlar şeyi, web browser'ı. Çünkü tam ekran olayı yapacağız. Tamam. Bu iki tane, toplam iki tane panel koyuyoruz arkadaşlar. Bir tanesi şu panel. Panelin içinde arkadaşlar bizim ilgili kompetentlerimiz olacak. Butondan tutun. Textbox. Yani butondan tutun derken buton ve textbox. Şöyle. Ara. Bir tane de textbox. Çakalım şuraya. Hoppa. Uzun bir textbox'ımız var arkadaşlar göreceği üzere. Şunu biraz daha ufaltırsak. Yani. Panelimizi ufaltalım. Tamam. Sonra panelimize sabitledik ya arkadaşlar bunu. Dock diyelim. Tamam. Yukarıda olsun. Panelimizde nereye yapalım? Daha stili yukarıda olsun. Tamam. Olayımız tamam arkadaşlar. Şimdi ara dediğimizde bize normal bir metodu olan arkadaşlar şu metodu yazacağız. Şunu yapalım. İlk başta ne yapalım? Bir web browser'ımıza bağlantı yapalım arkadaşlar. Nasıl yapıyoruz? Ben onu göstereyim. Web browser'da navigation URL web browser nokta bir nokta navigation var arkadaşlar. Burada URL verdiğimizde otomatikman bize gösterir bu URL'i. Burada textbox bir nokta text'ten alacağız arkadaşlar zaten URL'de. Olayımız bu. Bu kadar arkadaşlar. Burada JavaScript hatalarını almamak için root script error true yapalım şunu. Tamam. Burada bir işlem olacak. Eğer word with wife olarak yazar iseniz arkadaşlar burada hata alacaksınız. Word with wife dot ebubekirbastama.com hatayı basacak bize. Demeyeceğim. Hataya basmayacak. Normalde basması lazım aslında. HTTP'yi koymadım. Web browser. Ha neyse. Hataya bakayım. Basması lazım. Önce girdim mi acaba buna ben? Google'a girelim.
Enter. Görüleceği üzere girdi. Sıkıntı yok. Tamam. Google'a da girdi vesaire vesaire. Şimdi ben burada subsetting ile şu word with wife'ın gözükmesini istemiyorum. Tamam, adam böyle yazdı, tamam mı? Google.com yazdı. Fakat ben bu şekilde görmesini istiyorum. Yani word with wife'ı uçurmak istiyorum. Ne yapacağız? Şimdi text box'ı ilgili işlemi yaptıktan sonra geleceğiz buraya. Bizim dokümanımızda ne yapmışız? Burada HTTP olayını yapmışız. Substring'i, değil mi? Aynen, temizlediğimiz linki çarpmışız vesaire vesaire. Geç bunu. Şimdi textbox bir nokta text nokta substring. Substring'de start indeksi ve uzunluğu var arkadaşlar. Start indeksi, ikincisi integer legend diyor arkadaşlar. Başlama indeksini ben mesela burada ne vermişim? Başlama indeksine şöyle söyleyeyim. Bunu ilk başta ben çok karıştırıyordum arkadaşlar. Başlama indeksi olsun, şey olsun vesaire olsun. Neden diyeceksiniz? Onu örnekle mi göstereyim? Aynen. Mesela 1, 2, 3, 4, HTTP 4, 5, 6, 7. Ben buraya 11 verdim, değil mi? 11. Textbox 1'in legend'i eksi 11 demişim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yani 11 tane temizle demişim. Sonuçta bu çıkmış. Olayımız bu. Burada legend'i başlama legend'i 11'den başla diyor. Neden? Aynen buradan başla diyor. Word with wife nokta. Noktayı da uçuracağız. 1, 2, 3, 4. Başlama legend'im bu. Legend'im ise textbox 1'in textbox 1 nokta text 2'nin legend'in text nokta legend değeri eksi word with wife nokta 4. Şimdi substring'de niye hata verdi bu? Şimdi ilk değerimiz integer, integer, integer. Üçüncü bir, iki. Ha, iki doğru. Legend. Hani diyorum, hata niye verdim? Verdi. Burada eksi 11 dedik ya arkadaşlar. O benim kafamı karıştırdı. Legend'in eksi 11'i. Yani toplam değerinin eksi 11 diyoruz da eksi 4'ü nasıl olur diyeceksiniz. Hemen onu da söyleyeceğim. Bunu eşittir textbox 1 nokta text'i de buradan aktaracağız. Çalıştıralım. www.ebubekirbastama.com geldi. Ne yaptı? Temizledi. Buraya yaptı. Sonra www.youtube.com slice yazılım ekitim. Enter. Basamadım. Enter'a bastığımızda arkadaşlar ne oldu? YouTube'a daha bağlamadı tabii ki. Şimdi geldi, tamamdır. Bu benim YouTube kanalım arkadaşlar bu sırada. Herkese iyi günler arkadaşlar. Şimdi diyecek. Gelirse eğer. Gördüğünüz gibi. Desteklerinizi beklerim arkadaşlar. Herkese iyi günler. Herkese iyi günler arkadaşlar. Deyip vesaire vesaire. Şimdi. Bu eğitim videomuz zaten
Şu oynatma listesinden aynı zamanda bulabilirsiniz arkadaşlar. Şu gördüğünüz gibi şuradan World Drive noktayı sildi arkadaşlar. youtube.com slice bla bla. Sonra şu pardon. Sıfırdan C Sharp eğitim videomu buradan bulabilirsiniz. Zaten bu çektiğim videoları da koyacağım. Şu an yüklemedim. 40 tane video var arkadaşlar. Bir 9 tane video daha çektim. Bununla beraber 9 tane, 9-10 tane oluyor arkadaşlar. Bir 50'yi bulacak bu haftalık ve devam edeceğiz. Yani neymiş? Bizden ilk başta başlama yeri start indeksi 4. Çünkü neye? Niye 4 diyeceksiniz? Hemen onu söyleyeyim. Word 5 dot 1 2 3 4. Buradan başlayacaksın diyorum almaya. Bundan sonrakini almayacaksın diyorum. Yani şöyle düşünürsek, usta sen gel şu noktadan sonrasını toplam legentin 4'ü. Buradan başlat devam et. Şuradan aşağısını yallah diyoruz. Olayımız bu. Tamam. Bu konumuz da burada bitiyor arkadaşlar. Zaten basit bir konuydu. Güzel bir konu ama. Çoğu yerde işinizi görecektir eminim arkadaşlar. Format işlemleri de güzel bir konularımızdan biri. O da uzun olacak bayağı bir. Yani bayağı bir derken fazla uzun da olmayabilir. Sadece şunların gösterimini yapacağım size. Yani uzun da oluyormuş. Ha neyse. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Beni takip etmeye devam ediniz.